Dünyada ve Türkiye'de görülen erkekten üretilen spermlerdeki bozukluk, erkekten yeterli sperm ulaşmazsa ileride gebelik nasıl olacak sorularını gündeme getirdi. Özel bir hastanenin üroloji uzmanı Operatör Doktor Alper Hamdi Özenay, erkeklerdeki sperm bozuklukları ile ilgili maalesef trend dünyada ve ülkemizde böyle. Erkekten üretilen sperm sayılarında, sperm hareketliliğinde ve yapısında giderek bozulma olduğu gözleniyor. Bu da acaba erkek soyu tükenecek mi? Erkekten yeterli sperm ulaşmazsa gebelik nasıl olacak gibi endişeleri gündeme getiriyor dedi. Erkekten yeterli sperm ulaşmazsa gebelik nasıl olacak diye endişeler meydana getirmekte. Çeşitli teoriler var. Erkekteki Y kromozomun kolundaki yok olmayla oradaki gen belirleyen genetik şeyler belirleyici bölge vardır. Oranın yok olmasını bağlanmakta bu gibi durumlar. Kısırlık şöyle ki yeni evli çiftlerde her 100 çiftin %85'i 90'ında bir yıl içerisinde korunmaksızın ilişki olduğu vakit bunlarda bir yıl içerisinde gebelik olması gerekmekte. Hamileliğin olmamasının sebeplerini de anlatan Özenay, çocuğun olmamasının sebeplerine bakıldığında bunun üçte biri erkekten, üçte biri kadından, üçte biri ise her ikisindeki rahatsızlıktan kaynaklandığı görülüyor dedi. Bizim tabii bunların üçte biri kadından olan sorunlar, üçte biri erkekten, üçte biri de her ikisinden meydana gelen sorunlardan dolayıdır. Biz üroloji olarak tabii erkeklerle ilgili olan sorunlara yardımcı oluyoruz. Çeşitli hastalıklar, varikosel dediğimiz yumurtalığın damarsal hastalıkları sperm üretimini olumsuz etkilemektedir. Sperm sayısının 1 cc'de 20 milyonun altında olması, sperm hareketliliğinin düşük olması spontan gebelik şansını düşürmektedir. Dünyada resmi 2 milyon çiftin kısırlıkla mücadele ettiğini ifade eden Özenay, dünyada 2 milyon çiftin bu yöntemlerle çocuk sahibi olmak için uğraştıklarını biliyoruz. Bu da dünyadaki kısır çift sayısını gösteriyor. Erkekler ergenlik döneminde kaba kulak geçirmişse buna dikkat edilmesi gerekir. Kaba kulak ergenlik döneminde geçirildiği zaman erkeğin yumurtalıklarını tutar ve ileride sperm üretimini olumsuz etkiler. 20'li yaşlardan itibaren varikosel dediğimiz testislerdeki damar genişleme hastalığı uzun vadede yumurtalıkların hacmini küçültür ve sperm üretimini olumsuz etkiler. Sigara, yeme içme, olumsuz çevre faktörleri, beslenme düzensizlikleri ve sporsuz bir hayatta sperm üretimini olumsuz etkilemektedir dedi.